teşkilatımızın 197. kuruluş yılını bu sene kutluyoruz. Bu yıllarımızda bir farklı bir etkinlik yapalım istedik. Zabıta temalı bir tiyatro gösterisi hazırlayalım istedik. Biliyorsunuz zabıta 7/24 esasıyla yılın 365 günü tatil, bayram gibi günlerde çalışan birimlerden bir tanesi. Her konusu açıldığında ben zabıtayı şöyle tanımlıyorum. Zabıta sokağa çıktığınızda gözünüzün gördüğü hemen her şeyden sorumluluğu olan bir birim. Yerdeki çöpten, bacadaki dumana, hatta dumanın kaynağı yakıtın cinsine kadar, ekmeğin poğaçanın gramajından, fiyatına, tarifesine, etiketine kadar, pazarından, marketine, ruhsatına, trafik tabelasından yaya geçidine kadar, kaçak yapısından, yolu oluşan herhangi bir çukurun güvenlik önlemi ne kadar, dilencisinden, seyyarına, işgalinden, büyütüsüne kadar, para hepsini anlatsak sabaha kadar sürer diyoruz. Yani bizler halkın huzur ve sükunu için tabii çalışıyoruz. Bizim için asıl olan sorunu ortadan kaldırmak, ceza yazmak değil. Aslında tabii amacımız zabıta haftası ile ilgili bir yerlere geldik ve mikrofonu elimize aldık ama sözü uzatmak değil amacımız. Burada aslında tabii mesajlar verebilmek. Ben görev aldığım günden bugüne en zor alanlardan bir tanesi zabıta müdürlüğü diyebilirim. Tabii kontrol mekanizmasının şekil olan ilişkisini kurduğumuzda işte zabıta üzerinden bu kontrol işlerini sahada yapabiliyoruz. Ve gerçekten vatandaşlarımızın gözüyle işte zabıta ceza kesen, uyaran, ikaz eden, baktığınız zaman çok sevilen bir alan değil gibi duruyor ama arkadaşlarımızın çabasıyla, gayretiyle, dikkatiyle gerçekten bu algı değişmeye ve dönüşmeye başladı diyebilirim. Ben tabii huzurlarınızda başta Bilal Bey olmak üzere her bir arkadaşıma yürekten teşekkür ediyorum. Gayretlerini görebiliyorum. Geçtiğimiz akşam da buluşmamızda ifade etmeye çalıştım orada. Biz tabii işimizi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Arkadaşlarımızla birlikte. Tüm müdürlüklerde aslında durum bu. Zabıta müdürlüğümüzde tabii hak ve eşitler tarafı daha yoğun olan bir birim. Gördüğümüz her sorunu arka planda nasıl iyileştiririz, nasıl bir daha yaşanmaması adına çözüm üretiriz gayretiyle işlerimizi yürütüyoruz. Çok önemli bir görev ifa eden, yerelde kanunların, mahalli nizamın tesis edilmesinde önemli görev yapan bizim ana unsur kolluk birimlerimiz emniyet ve jandarmanın en büyük destekçisi kardeş kuruluşu Zabıta Teşkilatımızın ben de kuruluş yıl dönümünü bu hafta vesilesiyle tebrik ediyorum. Işıklıto! Ne diyorsun lan sen? Abi alır mısın Işıklıto? O ne demek lan? Abi bak şu renklere bak, rengarenk abi. Lan ne yapayım lan? Abi be! Allah rızası Işıklıto'dan varasın! Lan Sedat mı be? Nasıl yani? Ver tamam. Buyur abi. Ana! Oha! Al lan, üstüne kalsın. Al bak be abi, üstü kalsın olur mu? Alasın. Belki bir dilenciye verirsin. Al lan. Oha, abiye bak, IMF gibi. Al. Sonra mı içiyor? Vur lan, vur neyse. Vur yüzünden. Oh, Allah. Ulan evin yolunda şaşırdım sizin yüzünüzden. Ya canım benim, tamam. Hallettim kiracı. Ama son anda iki kadına çıkar dediniz abi. Zabıta bey. Efendim hanım. Bu adam beni kazıkladı, param geri vermiyor. Ya öyle arasın bence. Ne öylesi de? Zabıta şöyle arası mı oluyor? Ya ben de size değil, bir yarım bir şey yapmadım. Buyurun. Bu adam bana param vermiyor. Bak Filistin oldu, bir tanede de. Ya hayatım bak adam. Benim diyor lan bir. Bir de hayatım. Hem ilgisiz hem sabık zabıta. Görüyor musun? Ya ilgileneceğim hanımefendi. Bak ilgileniyorum da zaten. Bu arkadaş da mazlum. Bunları aldım baksana. Kardeşim burada tezgah açmak lazım. Ya amirim dedim ya ben kızımı oyuncak alacağım ya. Benim ne alakam var ya? Vallahi billahi yalan. Ne diyor? Bekle. Özür dilerim bu renklerden. Siz söyleyin miydiniz? Siz gördeyim miydiniz? İşte aynı zamanda engellilerin zabıtaları alay etti. Şşt özür dilerim.
çalışanlar, bilenler siz. Bizi başka yerde insanlara uğraşıyorsun. Bizim gibi böyle kervanlar ne uğraşıyorsun? Ya. İyi ayı. Aaaa! 250 gram ya. Aha! Çözdün abla. 120 gramı. 120 lirası. 250 grama denk geliyorsa. 500 gramı ne yapıyor abla? Abi kilo yok. Esra'yla ona gitti mobil olamadım abi. Oğlum kisem lan. Kiray kiray.